Setup nasıl yapılırın ilk bölüm başlıyor. Hızlanmaya hazır mısın? Setup yapabilmek için öncelikle araç ve sürüş dinamikleri hakkında biraz bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve bu ilk iki bölümde araç hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için araç dinamikleri sürüşünüzü daha iyileştirmek ve geliştirmek açısından da sürüş dinamiklerinden bahsedeceğiz. Bunu neden mi yapıyoruz? Çünkü iyi bir setup size 5 saniye kazandırmaz. Ama işin arkasında yatan fiziği ve prensipleri anlarsanız iyi bir sürüş size 5 saniye kazandırabilir. Arkadaşlar şunu çok izlemek istiyorum. Araç demi çok kapsamlı bir konu. Ben otomotiv mühendisliği okudum ve araç demi ve performans üzerine uzmanlık yaptım. Ve size bildiklerimi temel bir seviyede hani size yön gösterecek şekilde bu seri boyunca anlatmaya çalışacağım. Önce araç dinamiğini anlamak için genel fizik kanunu hakkında biraz bilgiye sahip olmamız gerekiyor. O yüzden fizik okumuş veya fizik hakkında bilgi sahibi olan insanlar Muhtemelen anlatacaklarımı daha iyi anlayacaklardır. Seri boyunca muhtemelen fizik derslerinizde gördüğünüz birçok terimleri kullanacağız. İvme var, hız var, kütle var, eksen, merkez kaç, basınç, atalet, kayma, tutunma gibi. Ve eğer bunlar hakkında bir bilgiye sahip değilseniz, bu terimler ve özellikle özellikle hareket ve sürtünme kanunları hakkında gerekli araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Yarış arabası da her cisim gibi dünya üzerinde ağırlık merkezi üzerinden 3 eksende hareket eder. X, Y ve Z. X boylamsal yani ileri geri. Y yanal sağ sol. Z ise dikey yani yukarı aşağı. Ve bu eksenler üzerinde hareket ettiği sürece bir ivme oluşturuyor. Bu ivme de aracın aslında 3 eksen üzerindeki tutulmasına büyük etki sağlıyor. Fizik demişken fiziğe girelim. Newton ikinci hareket yasasına göre ivme oluşturan her cisim bir kuvvet oluşturuyor. Ve bu kuvvette bizim hareket etmemize yani bir noktadan diğerine gitmemizi sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Lastik sayesinde. Lastik aracın üzerinde bulunan en önemli komponenttir. Çünkü aracın yer ile temas etmesini sağlayan yani dünya ile bağlantısını kuran tek parçadır. Ve lastiğiniz bu bağlantı sayesinde aracınızın ileri gitmesini, dönmesini ve durmasını sağlar. Aracın optimum performansını kullanabilmek için lastikleri ve lastiğin fiziğini çok iyi anlamak gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yapacağımız setup tamamen lastiğimizin performansını birebir bir etkiler. Yani aslında setup yaparken lastiği nasıl daha verimli, nasıl daha iyi kullanabilirimin sorusunun cevabını arıyoruz. Peki Lastik bizi bir noktadan diğerine nasıl götürüyor? Sürtünme sayesinde. Lastik tek başına havada güzel gözükmekten başka bir şey yapmıyor. Ama ne zaman ki üstüne bir ağırlık geldiği zaman yani yer ile temas ettiği zaman asıl görevi başlar. Lastiğin üzerine yük bindiği zaman yer ile temas ettiği alan görüldüğü gibi aslında çok az. Ve bunlardan dört tanesi sizlerin tüm komutlarınızı doğru bir şekilde verilmek için var gücüyle çalışıyor. Lastik kauçuk bir karışımla oluşuyor ve bu sayede asfalt tutunabiliyor ve bunu sürtünme gücü sayesinde yapabiliyor. Görüldüğü gibi lastik yere temas ettiği sürece sürtünme sayesinde hızlanma, durma ve dönme kuvvetini oluşturabiliyor. Sürtünme demişken şuna değinmek istiyorum. Her lastiğin bir sürtünme çemberi vardır. Bu çember ise lastiğin karakteristiğini ve performansı hakkında bize bilgi verir. Yani anlayacağınız gibi her lastiğin yapısı gereği sürtünme çemberi farklıdır. Mesela eşit performans gösteren bir lastik yani hızlanma, yavaşlama ve dönme kabiliyeti eşit olan bir lastiğin çemberi gri gibi yuvarlak olur. Boylamsal istikamette performans gösteren lastik yani hızlanma ve yavaşlama kabiliyeti dönme kabiliyetinden daha iyi o zaman kırmızı elips gibi olur. Yana istikamete performans gösteren lastik yani dönme kabiliyeti, hızlanma ve yavaşlama kabiliyetinden daha iyi ise o zaman lastiğin çemberi sarı elips gibi olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu çok iyi imlat edin. Downforce'u olmayan bir araç için konuşalım. Dört lastiğin ürettiği ortalama sürtünme kat sayısı o aracın aslında G kuvvetine yani ivmesine eşittir. Şimdi bu anlattıklarımın üzerine sürtünme yerine ivme kavramını kullanacağım. Ve lastiğin performansını de daha, daha detaylı anlatabilmek için de sürtünme çemberine G kuvveti çemberinden bahsedeceğim. Görüldüğü gibi tek eksen yani tek istikamet üzerinde gidersek lastiğin üretebildiği maksimum sürtünme yani ivmeyi oluşturabiliyor. Mesela çemberin en yükseklerini değerini g olarak kabul edelim. Ve böylelikle o zaman bici g ile hızlanabiliyoruz, bir g ile yavaşlayabiliyoruz ve bici g ile dönebiliyoruz. Lastik bici g ile her iki istikamette ivme üretemez. Yani örnek olarak şunu verebilirim. Viraj içerisinde hızlanmak diyelim. Dikkat ederseniz sarı nokta aslında gri noktanın üzerinde olmasına rağmen yeşil ve mavi oklar tek istikamete kıyasla daha kısa. Aynı şekilde viraja fren taşıyalım. Sarı nokta bir çem, bir c çemberin üzerinde olmasına rağmen kırmızı ve mavi oklar tek istikamete kıyasla daha kısalar. Şunu irdelemek istiyorum arkadaşlar. Lastik her istikamette aynı anda en yüksek sürtünme katsayısını ve ivmeyi oluşturamaz. İki istikamette oluşan G kuvvetlerinin toplamı bileşkenini bulmak istiyorsanız o zaman Pisagor teoremine başvurmamız lazım. Pisagor teoremi de şunu söyler. Toplam ivmenin karesi eşittir. Yanal ivmenin karesi artı boylamsal ivme. Aracın üç eksen üstünde hareketi ve oluşan ivme sayesinde gerçekleşen ağırlık transferinden bahsettik. Bu ağırlık transferinin yarattığı başka bir şey de var. Momentler. Kuvvetin bir cismi, bir nokta ya da eksen etrafında döndürme etkisini belirleyen vektöre moment denir. Peki aracın üstündeki momentler nelerdir? Bu terimler daha çok uçaklar için kullanılır ama neticede araçlar aslında benzer hareketler yapıyorlar, ondan biz de kullanabiliriz. Önden baktığımızda, yani boylamsal X ekseninden baktığımızda aracın virajlarda sağa sola yatması sonucu oluşan momente rol momenti denir. Yandan baktığımızda yani yanal y ekseninden baktığımızda aracın yavaşlama ve hızlanma esnasında oluşan momentine rol moment denir. Son olarak da belki de en önemlisi ve en çok üstünde duracağım moment ise yol momenti. Araç normalde bir roll veya pitch momenti oluşturduktan sonra yo momenti oluşturur. Yo momenti ise üstten baktığımızda yani z dikey eksenden baktığımızda aracın ağırlık merkezi üzerinden yön değiştirme sayesinde oluşan momenttir. Genel olarak şunun altını basa basa söylemek istiyorum. Momentler aracın tutunma kabiliyetini ve sürüş karakterisini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Peki bu yo momentin oluşturduğu sürüş dönme karakteristikleri nelerdir? Aslında konuya şuradan girmek istiyorum. Araç kendi ağırlık merkezi etrafında yeterince kadar moment oluşturamıyorsa, yani viraja girmek için aracın önünü döndüremiyorsanız, o zaman araç understeer ediyor, yani önden kayıyor demektir. Hani direksiyonu çeviriyorsunuz ve araç hiç oral olmuyor ya, ve duvara önden vuruyorsunuz. İşte o <laughs> understeer, yani önden kayma oluyor. Tam tersi ise tabii ki oversteer, yani arkadan kayma oluyor. Araç kendi ekseni etrafında gereğinden fazla moment üretiyorsa yani viraja girerken aracın arkası geliyorsa o zaman araç oversteer ediyor. Yani arkadan kayıyor demektir. Bir de şuradan bakalım. Direksiyonu çevirdiğiniz an baktınız ki arkası geliyor. Ve siz de ona göre direksiyon açınızı azaltıyorsunuz veya kontrol verip aracı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ama bazen araç hiç oralı olmuyor ve duvara arkadan çarpıyorsunuz. İşte o oversteer yani arkadan kayma oluyor. Detaya girersek Anders başlayalım. Viraja girerken ön lastiklerin ürettiği yanal kuvvetten oluşan moment arka lastiklerin ürettiği yanal kuvvetten oluşan momentten daha az ise o zaman araç kendi ekseni etrafında dönemiyor ve bir nevi düz gitmeyi tercih ediyor. Oversteer ise tam tersi. Viraja girerken ön lastiklerin ürettiği yanal kuvvetten oluşan moment arka lastiklerinin ürettiği yanal kuvvetten oluşan momentten daha fazla ise o zaman işte araç kendi ekseni etrafında gereğinden fazla dönüyor. Ve bir nevi araç spin atma eğiliminde bulunuyor. Kısacası aracın arkası önüne yetişemiyor demektir. Arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Belki biraz teknik terimlerle kafanız karıştı. Ama inanın niyetim size bir fizik dersi vermek değildi. Ama bence bir araştırmayla veyahut bize sorarak bazı soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Peki ikinci bölümde bizi neler bekliyor? Araç ağırlık transferi sevmez. Bundan bahsetmek istiyorum. Bununla beraber lastik performans grafiklerini size göstermek istiyorum. Kaymadan tutunma üretemezsiniz. Bu terim aslında ilginç bir terim. Bunun üstünden geçeceğim aracı lastiğin performansına göre nasıl sürmeliyim? Bu da ilginç bir konu olacak. Ve son olarak da temel sürüş prensipleri ve hatalarım varsa nasıl düzeltebilirim? Bunun üzerine geçmek istiyorum. Arkadaşlar umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümümüz olan sürüş demiklerine görüşmek üzere. Hoşçakalın.